Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda tepkime türlerinden asit baz tepkimelerini inceleyeceğiz. Öncelikle asit baz kavramlarını bir hatırlayalım. Solu çözeltisine hidrojen iyonu veya hidronyum iyonu veren maddelere asit, hidroksit iyonu veren maddelere baz diyorduk. Örneğimize baktığımızda Hidrojen klorür sulu çözeltisine hidronyum iyonu vermiştir. Bu nedenle hidrojen klorür bazik bir maddedir. Sodyum hidroksite baktığımızda sulu çözeltisine hidroksit iyonu vermiştir. Bu nedenle bazik maddedir diyoruz. Asit ve bazların tepkimesi sonucu tuz ve su oluşuyorsa bu tepkimelere nötralleşme tepkimesi diyeceğiz. Sonuçta asit ve bazlar tuz oluşturmak için tepkimeye giriyorlar. Kimi tepkimelerinde su oluşuyor buna nötralleşme tepkimesi diyoruz. Kimisinde su oluşumu gözlenmiyor. Bizim bu konuda inceleyeceğimiz tepkimemiz nötralleşme tepkimesi olacak. Nötralleşme tepkimesinde asitten gelen hidrojen iyonu bazdan gelen hidroksit iyonu ile birleşerek suyu asitten gelen anyon yani negatif yüklü iyon Bazdan gelen katyonla, pozitif yüklü iyonla birleşerek tuzu oluşturuyor. Örneğimizi inceleyelim. Hidrojen klorür ile sodyum hidroksit reaksiyona giriyor. Hidrojen klorürden gelen hidrojen iyonu ile sodyum hidroksitten gelen OH iyonu birleşerek suyu oluşturuyorlar. Asitteki anyonumuz klor Bazdaki katyonumuz sodyum ile birleşerek de sodyum klorür tuzunu oluşturuyor. Biz bu tepkimeyi işte nötralleşme tepkimesi diyoruz. Nötralleşme tepkimeleri kuvvetli asit ve kuvvetli bazlar arasında gerçekleşir. Burada asitten gelen hidrojen iyonu ile bazdan gelen hidroksit iyonunun suyu oluşturma denklemine de net iyon denklemi diyeceğiz. Yine ikinci bir örneğimize bakalım gençler. Sülfürik asitimiz var. Sodyum hidroksitle birleşmiş. Sülfürik asitten gelen hidrojen, sodyum hidroksitten gelen hidroksit ile birleşerek suyu, asitimizden gelen anyon, bazımızdan gelen katyonla birleşerek sodyum sülfat tuzumuzu oluşturmuştur. Amonyak ile hidrojen klorürün tepkimesini görüyoruz. Burada amonyum klorür oluşmuş. Yine bir tuzdur. Ancak bu tepkime nötralleşme tepkimesi değildir. Nötralleşme tepkimesinde esas olan ayraç su oluşumudur. Su oluşumu gözlenmiyorsa tepkimemizde biz buna nötralleşme tepkimesi diyemeyiz. Şöyle yaygın kullanılan asitler ve bazlar neydi? Bir de onları hatırlayalım. Günlük hayatta sorularda karşımıza çıkacak olan asitler hidroklorik asit, nitrik asit, sülfürik asit, asetik asit ve formik asitti. Yaygın olarak kullanılan bazlar ise sodyum hidroksit, amonyak, kalsiyum hidroksit, potasyum hidroksit ve magnezyum hidroksitti. Asit ve bazlar konusu ileriki ünitelerimizde değinilecek konudur. Ancak biz şu anda genel itibariyle yüzeysel olarak şöyle asit ve bazların bir de özelliklerini hatırlayalım yüzeysel olarak. Asitlerin tatları ekşi bazların tatları acıydı. Asitler torunlu sol kağıdını maviden kırmızıya bazlar ise kırmızıdan maviye çeviriyorlardı. Asit ve bazların her ikisinin de sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyorlar. Şimdi bu öğrendiklerimizi sorularımızla pekiştirelim. İlk sorumuz şöyle. Aşağıdaki tepkimeleri tamamlayarak denkleştirelim demiş bize. Tepkimemize baktığımızda kuvvetli asit olan sülfürik asiti ve kuvvetli bir baz olan potasyum hidroksiti görüyoruz. Öncelikle ne demiştik? Asidimizdeki hidrojen ile bazımızdaki hidroksit birleşerek neyi oluşturacak? Suyu. Bir su oluşumumuz var. Asidimizdeki anyon ile bazımızdaki katyon da bir araya gelerek tuzumuzu oluşturacaklar. Yalnız unutmayalım. Sülfat eksi 2 yüklü olduğu için potasyum artı 1 yüklü olduğu için oluşan bileşiğimiz K2SO4 şeklinde yazılacak. Şimdi gelelim tepkimemizi denkleştirmeye. Ne yapıyorduk? Önce metalimize bakıyorduk. Burada metalimiz potasyum. Burada iki tane var. O halde ne yapıyoruz? Hemen başına iki yazıyoruz. Sonra A metalimize bakalım. Kükürtümüz var burada. Bire bir denk. Hidrojenlerimize bakalım. İki hidrojen burada var. İki burada var. Dört. Burada iki var. O halde başına iki yazalım. En son oksijenlerimize bakıyorduk. Dört oksijenimiz burada. 2 oksijen 6 4 burada 2 de burada 6 oksijenlerimiz de denk o halde diyoruz ki tepkimemiz denktir diğer tepkimemizi tamamlayalım asidimiz kuvvetli asidimiz fosforik asit bazımız kalsiyum hidroksit asitten hidrojen iyonu geliyor bazdan hidroksit iyonu geliyor ve ne yapıyor bunlar birleşerek suyu oluşturuyorlar asidimizin anyonu ile bazımızın katyonu da birleşerek tuzumuzu oluşturacaklar. Fosfat kökü eksi 3 yüklüydü. 3 kalsiyum artı 2 yüklüydü. Şöyle çaprazlamayla yazdık. Şimdi geldik reaksiyonumuzu denklemeye. Önce kalsiyumlara bakıyorum. 3 kalsiyum, 1 kalsiyum. O zaman diyorum ki şöyle farklı bir kalem alalım. Değişik renkte de olsun. Evet o zaman kalsiyumun başına 3 yazıyorum. Şimdi sıra geldi ametalime. Fosfora bakıyorum. 1 fosfor 2 fosfor o halde ne yapacağım? Hemen buraya 2 yazacağım. Hidrojenlerimi denkleyeceğim. 2 kere 3 6 hidrojen burada var. 3 kere 2 6 12 hidrojenim var. Buraya baktığımda 2 hidrojenim var. O halde 6 yazıyorum. Şuraya artıyı koymayı unutmuşuz. 6 hidrojenim 12 hidrojenim oldu. Oksijenlerime bakıyorum. 2 kere 4 8 burada var. 3 kere 2 6 burada var. 14 2 kere 8, 2 kere 4 8 6 burada 14 oksijenlerim de denk. O halde reaksiyonum denk diyorum. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi nötralleşme tepkimesi değildir denmiş bize. Ne arıyoruz? nötralleşme tepkimelerinde su oluşumu gözlenecekti. Asitlerimiz ve bazlarımız var. Bakıyorum tuz su nötralleşme tepkimesidir. Tuz su nötralleşme. Tuzum suyum nötralleşme. Yine aynı şekilde ama son şıkkıma geldiğimde sadece tuzumu görüyorum. O halde E şıkkım nötralleşme tepkimesi değildir diyorum. Diğer sorumuzda kaplarım var. Kaplarımın içinde maddeler ve eklenen maddelerim var. Bakalım aşağıda verilen kapların içindeki maddeye üzerindeki maddeler ekleniyor. Hangi kapta nötralleşme tepkimesi gerçekleşmez? Baktığımda bazım asidim. Asidim baz. Asit baz. Asit asit baz asit. Önce bu ayrımı yapayım dedim. Baktığımda D şıkkıma her iki maddenin de asit olduğunu gördüm. İki madde de asit olduğuna göre herhangi bir nötralleşme tepkimesi gerçekleşmez. Nötralleşme tepkimesi için ne olması gerekiyordu? Kuvvetli asit, kuvvetli baz. Burada ikisi de asit. O halde D şıkkındaki tepkime nötralleşme tepkimesi değildir diyorum. D şıkkındaki kabımda yani. Diğer sorumuza bakalım. Sorumuzda bir sistemimiz var. Sistemimizde büretimiz. Büretimizin içerisinde magnezyum hidroksit var. Erlenimizin içerisinde ise karboksil asitimiz var. Karboksil asitimizin, karbonik asitimizin üzerine yavaş yavaş magnezyum hidroksit çözeltisi ekleniyor. Buna göre diyor bu ifadelerden hangileri doğrudur? Baktığımda ilk ifadede denklemin var. Denkleme baktığımda gençler denklemimde bir nötralleşme tepkimesi olduğunu görüyorum. Tepkimem doğrudur. Ee, kuvvetli bazım, kuvvetli asitim var. Demek ki birinci şıkkım doğrudur. Net iyon denklemim hidrojen iyonu artı hidroksit iyonudur. Evet. Üçüncü şıkkıma bakıyorum. Nötralleşme tepkimesidir diyor. Zaten su çıkışını gördüm burada. Nötralleşme tepkimesi olduğunu görüyorum. Doğrudur diyorum. O halde bana verilen şıklarımın üçü de doğrudur diyorum. Evet gençler bu videomuzda asit bas tepkimelerini inceledik. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.